Alo. Tamam. Güzel. Geliyorum. Kim bu adam? Ritvi'ye çantada ne veriyor? Tanya bu eve yılan kristali için geldiyse abi ve anne babası da onun için gelmiştir herhalde. Şimdi kesin oğlu annesine gerçekleri anlatacak. Anne, beni çok korkuttun. Bu çantada hangi bomba var şimdi? Anne, bu sıradan bir bomba değil, atom bombası. Her şeyi unut anne. 2 aydır hapislerde çürüyordu. Bu banka soygunu yüzünden. Ellerinde hiç kanıt olmadığı için beni serbest bıraktılar. Bu çantanın içinde 30 milyon rupi var anne, 30 milyon rupi. Saklaması için arkadaşıma verdim. Ortalık yatışınca geri alırım demiştim. Ve bugün geri aldım. Anne, bir ziyafet çek. Al, bunu bir yere sakla. Düğün bitsin, hele bir bitsin. Bak, Rocky'nin parası bizim olacak anne. Ondan sonra ne başka banka soygununa, ne de hırsızlığa gerek var. Git ve sakla onu, hadi. Ritvi soyguncu. Avni banka soyguncusuyla evleniyor. Hayır, olamaz bu. Olmasına izin vermeyeceğim. Bütün kalbinizle Tanrı'ya dua edin. Hey renkli yılan. Kafandaki tüm tilkileri şu an çıkarman gerek. Shivangi'nin nerede olduğunu bulmak için sana ihtiyacım var. Evi didik dedik aradık. Ama kristal hiçbir yerde yok. Ondan bir iz bile bulamadık. Yılan kristalinden... Hiç bahsetmiyorlar bile. Bize ipucu olur diye. Törenler başlamak üzere. Fritvi'nin düşmanla işbirliği yaptığını çok iyi biliyoruz. Ama bu düğünü durdurmamıza yarayacak hiçbir şey de bulamadık. Eğer hiçbir kanıt bulamazsa, Avni'nin onunla evlenmesine izin veremem. Hayatı boyunca tehlike içinde olacak. Peki ne yapacağım? Bugün kardeşim evleniyor. O hep beyaz atlı prensini bekledi ve nihayet o prens ortaya çıktı. Onu ne zaman kardeşimin yanında görsem dedim ki Tanrı bunları birbiri için yaratmış. Meğer yanılmışımdı. Gerçek şu. Beraberlikleri masumca falan değil. Sahtekarlık üzerine kurulu. Evet, sahtekarlık. Onu saraylarda, konaklarda filan yaşatmayacak. Hayatını cehenneme çevirecek. İyi biri değil o. Bilakis azılı bir suçlu. Ne sanıyordunuz? Amerika'dan döndüğünü mü, he? Kendinden böyle bahsediyorsun. Amerika'dan falan dönmedi, o hapisten çıktı. Banka soyduğu için 2 aydır hapisteydi ve daha yeni çıktı. Şimdi de kız kardeşimle evleniyor ki bu sefer de ailemi soyabilsin. Haksız mıyım Pritvi? Haksız mıyım?
Yakala onu. Nereye kaçıyorsunuz Bay Haydut? Hakkınızda tutuklama emri var. Hadi, araç sizi bekliyor. Polis aracı. Dur, nereye gidiyorsun? Ebeveynler çocuklarına örnek olur ama sizler... İnanamıyorum. İğrenç. Herkes birlik olmuş. Bir grup hırsız. Garson, memur bey. Bankadan çaldıkları 30 milyon rupiyi işte burada. Anne, sana o kadar onu sakla dememiş miydim ben? Avni, abini affet lütfen. Düğününü de bozdum, kalbini de kırdım. Onu önceden tanımam gerekirdi. İnan üzgünüm. Abi, özür dilemene hiç ama hiç gerek yok. Böylesi daha iyi oldu. Bunları çok daha sonra öğrenmiş de olabilirdim. O zaman çok daha kötü olurdu. Evet, düğünüm bozuldu. Ama kalbim kırık değil. Hiç umurumda da değil. Çünkü tüm ailem burada benim yanımda. Bu düğün yapılamaz. Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsınız? Kendinizden utanmalısınız. Yazıklar olsun. Evimde gezen hırsızlardan, eşkıyalardan bir haber. Öylece yaşıyormuşum meğer. İğrenç. Oğlum, sen kardeşini bu yozlaşmış insanlardan kurtararak doğru olanı yap. Aferin oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Ve sen... Aklım almıyor Tanya. Dost kılığına girmiş düşman mısın? Nasıl yapabildin bunu bana? Hanımlar beyler, affedersiniz. Bugün düğün olmayacak. Evinize dönebilirsiniz. Hepinizden özür diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.